Dostlarım hepinize selamlar. Bugün sizlere dendrobium yani bambu orkidenin nasıl çiçek açtırılacağı hakkında biraz taktik veriyor olacağım. Çünkü bu bitkinin sistemi biraz daha farklı normal orkidelere göre. Çok soru geliyor, bunu nasıl çiçek açtırabiliriz, dayanıklı bir bitki midir, siz bakıyorsunuz almışsınız filan tarzında sorular geliyor. Ben geçen sene almıştım Bağhaus'tan, o zaman 50 küsür liraya almıştım, 54 mi öyle bir şey almıştım. Şu anda fiyatı 130 lira civarındaydı en son Bağhaus'ta. O yüzden ben gittim 35 liraya yaprakları dökülmüş, çiçeği dökülmüş bir tane aldım. Onlar sonuçta tekrardan çıkıyor, biliyorum. Alırken de birkaç tane tomurcuk gibi böyle bir şeyler vardı, bir filizlenme durumu vardı orkidenin gövdesinde. Onu tercih ettim. 35 liraya mı, 36 liraya mı aldım, eve geldim. Şimdi dendrobium orkidenin, yani bambu orkidenin çiçek açmasının özellikle sebebi eski şeylerini kesmenizdir. Uzamış bambu ya da uzamış dallarını, saplarını kesmenizdir. Ben bu sene kesmedim. Bir görmek istedim nasıl bir sistem olacağını. Bu sene olanlar kesmediğim için altından yeniler çıktı, yeniler çiçek açtı ama eskiler çiçek açmadı. O yüzden eskiyi beklerseniz herhangi bir şekilde çiçek açmıyor. Onu özellikle size hatırlatmak isterim. Gelin isterseniz bir bakalım dendrobium orkidemin son durumuna. Ondan sonra tekrar konuşacağız. Sevgili dostlarım, dendrobium orkidelerim burada. Evet, hemen size uygulamalı olarak göstereceğim. Bakın şimdi buradan şöyle biraz daha çekeyim önüme doğru. Böyle rizom tarzında kök yapısı var ve buralardan, diplerden ufak ufak, bakın buradaki gibi şey veriyor. Böyle çıkmalar oluyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bu benim eski çiçek açmış ve bıraktıklarım. Bakın burada zaten çiçek şeyleri var, görüyorsunuz. Şu kısımlarda, şu kısımlarda. Burası gayet sert ve güzel vaziyette duruyor. Benim aldığım zaman bunlar kesikmişti. Mesela bunlar kesikti, bu vaziyetteydi. Bunlar çiçekli vaziyetteydi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kesilmiş. Ama bu kaç senelik olup olmadığını bilemiyorsunuz. Ben kesmedim. Kesmediğim için bu sene sadece 2 tane şuradan dal verdi. Bakın bunda 2 tane verdi ve bunlar çok güzel çiçeklendi. Mis gibi kokuyor şu anda. Dendrobiumların en sevdiğim özellikleri hem çiçeklerin uzun süre durması hem de kokusunun harika olmasıdır sevgili çiçekseverler. Bakın harika. Şimdi buna bakalım. Bu da diğeri. Bakın bunda da 1, 2, 3 tane dal çıkmış. Diğerleri mesela kesilmiş zamanında yine. Buradan, bakın şu tip kısmını size netleştirmek istiyorum. Bunlar gelişiyor ve bu şekilde yeni, buna kimi ampul diyor, ampuller çıkıyor. Bakın şöyle göstereyim. Dip kısmından. Kök yapısı mesela yeşil yeşil, güzel. Yeni şeyleri de var, sıkıntı yok. Bu da aynı şekilde 3 tane dal vererek güzel bir şekilde çıkmış. Kesmedim. Şimdi, geçen gün gittim Bağhaus'tan aldım. Bu vaziyete gelmişti Bağhaus'ta, bakın şöyle kötüleşmiş, eski şeyi kalmış, dalı kalmış ama şunu fark ettim, eski dalının sağ ve solunda şöyle minicik şey kadar, mercimek nohut kadar bir çıkıntılar vardı. Onların gelişeceğini tahmin ettiğim için bu bitkiyi aldım, eve geldim ve yaklaşık 2 hafta içinde bu hale geldi. Bunlar sevgili dostlar dipte büyümemiş, yani dipte normal şunlar gibi büyümemiş. Ana gövdenin üzerinde keyki vermiş. Yani orkidelerde, klasik orkidelerde keyki vardır. Yaprak şeyini ana dal üzerinde bir tane daha orkide çıkar, minik, orada büyür. Ondan sonra o dallanınca alttan dallarını, yani şunun gibi dallar verince kesip tekrar yeni bir yere alıyorduk. Mesela şu anda bu güzel bir şekilde büyür, bir sıkıntı olmadan gelişirse alttan kök verecek. Kök verdiği takdirde ben bunları ayırma şansım olabileceğini düşünüyorum. Ama süreciyle ilgili henüz bir bilgim yok. Çok detaylı araştırmadım. Süreci bekliyorum. Şu an güzel gelişiyor. Bakın. Şimdi ben seneye şöyle bir aksiyon yapacağım. Buradan yeni dal, şunları keseceğim. Şu eskileri keseceğim. Yenileri bırakacağım. Bakalım yenilerden verecek mi? Ya da bundan bir tanesini kesip bırakacağım. Bakalım buradan aynı bunun gibi keyki verecek mi, onu merak ediyorum.
diğeri normal şekilde hepsini bulacağım. Bunlar çiçeklerini döktükten sonra, yani bu çiçeklerini döktükten sonra birkaç ay sonra, ondan sonra bunların hepsini bulacağım ve yazı hazırlayacağım. Artı çiçeği açtırmamızdaki en büyük faktör güneş almasıdır. Yani şu güneşi alması, havayı alması. Eğer siz bunu kapalı ortamda tutuyorsanız, yazda güneşini verdirmiyorsanız, kışın çiçek açma ihtimali çok zayıf oluyor. Özellikle onu da göstermek isterim. Mesela benim evvelde en üst katta duruyordu bitkilerim. Ama boyları artık uzadığı için oraya koyamadım. O yüzden ev içine aldım. Ama ev içine almadan evvel yazın çok güzel güneş gördüm. Zaten kışın da dışarı dursa da çok sıkıntı olacak. Yani bu havalarda 10 derece 15 derecelerde de herhangi bir sıkıntı olma durumu olmuyor. Onu özellikle hatırlatmak isterim. Su püskürtmesiyle yaprakların aynı orkidelerde olduğu gibi şöyle püskürtmek bitkiyi çok ferahlatıyor. Aynı şekilde bu şekilde. Ben mesela üst kısmına normal toprağının yerine artı olarak üstlerine de şey koydum. Normal klasik orkidelerde olan çam kabuğu, Hindistan cevizi gibi parçalardan koydum. Ve üstü bu şekilde. Alt kısmı şu şekilde kokopit toprağına koyulmuş vaziyette. Ben komple kokopit yapmadım. Üstüne çam kabuklarını koydum. Daha hoş bir durum oldu ve herhangi bir sıkıntı olmadan da bu zamana kadar geldik bir sene boyunca. Evet, şimdi bunları detayını size aktardım. Yazın güneş görecek. Eylül gibi, Ekim gibi yavaş yavaş içeri alabilirsiniz. Hava sıcaklıkları evle dışarının arasında olması, denk olması lazım. Yani dışarısı 20 derece, 21 derece, eviniz 20-21 derece o zaman alın. Ama dışarısı 15'lere düştü, 14'lere düştü, dışarısı 14'lere, 15'lere düştü, evin içerisi 23 derece kalorifer yanıyor. Bir anda 14 dereceden eğer bu bitkiyi alırsanız içeriye çok büyük sorun yaşarsınız. Pörsümeler, kendini bırakmalar, çürümeler yaşanabilir. Bir de aşırı fazla sulama yapmayacaksınız. Su püskürtmesiyle güzelce ne vereceksiniz ki bu tarz buradaki gibi keyikler de versin daha sonrasında. Bakalım, bu gayet güzel oldu. Yani Allah'ın hikmeti şu kadarcık incecik bir ana kısımdan, bakın gövdeye bakın, şu gövdeye bak, kalınlığa bakın ve güzel de duruyor. Yani şunlar olmasa da fena durmuyor yani. Bu arada bunlar büyürken, onu da size söylemek isterim dostlarım, bu yeniler büyürken güneşe doğru yatmaya başlıyor. Lütfen belirli zamanlarda çevirin. Çevirdikçe ve şey yaptıkça da bu çubukları sabitleyin ki dikine uzama olsun. Karman çorman, şekilsiz bir uzama olmasın. Evet dostlarım, bunu şöyle son bir kez göstermek istiyorum. Sorularınız olursa her zaman için bekliyorum. Videonun altındaki yorumları yapın. Onun dışında tekrar yine sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.